Tekin Gayrimenkul Marka Vizyonu sunar. Altaş TV ekranlarından, Marka Vizyon programımızdan herkese merhabalar. İş dünyasıyla, yine Marka Vizyon programıyla karşınızdayız. Tabii sektörleri konuşuyoruz. Sektörlerimizi konuşurken alın teri ve emeğin sektörü olan demir doğrama ve dekorasyon sektörünü konuşacağız. Bizler yine İstanbul'dayız. İstanbul'da sektörlerimizi ele almaya devam ediyoruz. Ustalar demir doğramadayız. Öncelikle programımıza başlamadan önce tabii ki işletme sahibimizi tanıyalım istiyoruz. Evet, Sezai Çamurlu kimdir? Kendinizden bahseder misiniz? Sezai Çamurlu, 5 Aralık 1965, Ordu Korgan doğumluyum. İlkokulu bitirdikten sonra bu mesleğe başladım, demir doğrama işine. Çarşı bize 1-1,5 kilometre uzakta olduğu için akşamları ilk defa ben başladım. Daha sonra 3 yıl çalıştım ve yanıma işte mahalleden arkadaşlarımı, ortağım olan Yüksel Eymen'i işte dedim böyle aynı mesleği bir başka yerde çalışarak akşam yanıma yoldaş olsun diye. 3 yıl çalıştıktan sonra ustam trafik kazası geçirdi. Oradan 17 yaşından sonra Edirne Uzun Köprü madene gittim babamla beraber. 8 yıl orada çalıştım. Askerlikle beraber 10 yıl. Oradan geldikten sonra İstanbul'a geldik. Yine mahalleden arkadaşım Yüksel, işte şu anda ortağım olan, eşit şartlarda ortağız. Onun yanında işe başladık beraber. 4 yıl çalıştıktan sonra 1997 senesinde bu işe başladık. Ortak kurduk. Önce 3 ortaktık. Daha sonra öbür arkadaşımız belli bir süre ayrılık yaşadı. Önceleri demir işi, yine demir doğrama işi yapıyordu. Sonradan dekor, fuar standı, demir işleri, düğün dekorları yaparak kendimizi biraz daha bu işin içine katarak fuar standlarından, demir işlerinden 21 yıldır bu sektörün içindeyiz. 13-14 tane işte beraber bizimle beraber çalışanımız var. Çalışanlar değil, onlar bizim değerlimiz. Yani kardeşlerimiz, işte yolda iki kişi yürürken de liderini seçeceğin anlamında. Bazen köyde böyle işte diyorlar, hala ortak mısınız? Hala ortak. Zaten yaşımız geldi 53'e. Aslında dikkatimi de çekti. Yani ara vermişsiniz memleketteyken, yine ortaklığınız olmuş. Ve tekrar iş dünyasında o kader birliği, evet, hem ortağınızla hem de çalışanlarınıza dair söylemleriniz işçi patron ilişkisinden ziyade değil. Hepsi iş ortağı sizin için. Yani bizim buraya gelmemize de vesile olan yine arkadaşım, o benden 5 sene önce gelmişti. Yani benden 5 sene önce geldi. Ben onun yanında geldik, çalıştık. Çalışımız iş yerinde, ustabaşımızdı. O günden bugüne getirdik. Çok büyük, yani belki daha büyük olabilirdi ama olmadı. Çok da şeyimiz de olmadı. Hedefimiz de yani çok büyük 50-100 kişi keşke olsa da bir sürü insana ekmek yedirsek. Benim için en önemlisi bir insanın ekmek parası, yani evine rızkını götürme vesile olması. İşte Allah diyor ki yolda iki kişi yürürken liderini seç. Biz de hani İstanbul'da kader birliği yapıyoruz. Yani Türkler ortaklı iş yapamaz, yabancılar yalnız iş yapmaz derler ama biz bu ortaklığı yürütüyoruz. Zaten yaşımız da geldi. Allah sağlık sıhhat verdiği sürece bir tarihte biçmiyoruz. Yani 3 sene 5 sene bırakırız diye. Nasip nereye kadar giderse bu vaziyette hayata durmaya çalışıyoruz. Evet, aslında yıl olarak da baktığınız zaman yani çok 13 yaşından falan bahsettiniz. Evet. Sektörün içindesiniz, işin mutfağındasınız. Bir proje geldiğinde, ürün işleme alındığında projeler ne şekilde değerlendiriliyor ve burada ürünler hangi aşamalardan geçip de finale doğru gidiyor? Yaptığınız işlerden bize bilgiler verebilir misiniz? Şimdi
normalde şantiye işler oluyor bazen. Malzemeyi direktmen ham madde olarak işte 12 metre, 6 metre boyunda malzemeler alıp şantiyede proje, çatı, asma kat, ara katlar olarak, bölme duvar olarak onları şantiyede işliyoruz. Atölyede yapacağımız işlerin atölyede üretilip tekrar montaja gidiyor. Ama dediğim gibi gördüğünüz gibi bu profiller 6 metre boyunda gelir. Bunu herkesin bildiği bir şey. Burada işlenir. Yerine montaja gider. Ama bir daha çok hemen hemen atölyenin işte 4 kişi, 5 kişi, bazen 6 kişi hep montajcı olur. Yani bizim işimiz montaj daha çok. Hiçbir malzeme %90'ını hemen hemen buradan işip montaj yaparız. Yani hazır gidip yerine teslim edeceğimiz malzeme çok azdır. Yok denecek kadar azdır. Yani demir doğrama, yani mesela kapı yaparsın, takmaya gidersin. Ve pencere demir yaparsın, çakmaya gidersin. Çatı malzemesi zaten yerinde olur. Olacak bir malzemedir. O yüzden bizim işimiz iki aşamalı. İmalat ve montaj. Yani tek kalemle bizim tek teslim ettiğimiz çok az, fazla bir iş yoktur. Onlar ancak fabrikasyon alıp fırın boyadan alıp gider ama bizim maalesef bizim işimizin montaj ayağı daha şeydir. İşte bir işin doğru hızlı olması için imalatın çok düzgün olması lazım. Montajın hızlı yürümesi için imalat aşaması daha da önemli. Yani imalatın çok düzgün olması lazım. Doğru dürüst olması lazım ki her yerde fuar sektöründe yani önce demircinin erken çıkması lazım. Demircinin işi düzgün yapması lazım. Hep bütün yük bizdedir. Yani adam der ki alt demirci düzgün yapmıyor. İşin püf noktası sizde. Tabii. Yani çünkü hayata tutacak bir insanın kemikleri onu hayata durabilir mi? Onun için onun dediği gibi demirin düzgün olması lazım. Terazide olması lazım. Gönyede olması lazım. O yüzden çünkü üzerine ahşap oturuyor. Alçıpan yapılıyor. Hepsini demirin üzerine geliyor. O yüzden bizim işimizi düzgün yapmamız lazım. Aslında demir, bu tarz demir doğrama, dekorasyon biraz sabır ve özveri gerektiriyor. Tabii. Size göre de yani bütün bu işi yapan arkadaşlarımız, ticaretçilerimiz mutlaka ki bunun sıkıntısını yaşıyordur. Zaman vereceksiniz, süre vereceksiniz. Bir an önce yetişmesi gerekiyor ama 0.0 milimetrik olarak ölçüleri değerlendirecek olursak buradaki hatada işin birçoğunu tabii ki hızlandırma noktasında çok önemli. Hataya yer yok. Sabır da önemli. Bu süreci sizler nasıl aşıyorsunuz? Ya şöyle, yani bütün şeylerde, sektörlerde, hangi meslekte olursa olsun hızlı yapılan bir işte hata olur. Yani sabır, dediğiniz gibi sabır ve o işi sevmekle başlar. Yani işe önem vermekle. Yani sevmediğin hiçbir işte başarılı olamazsın. Yani işe ne, yüreğini koymazsan o işi hangi sektör olursa olsun. Bu herkes için geçerlidir. Adam örneğin bir yerde bir iş yapıyor. Duymuştum yani bir taştan bina yapıyor. Taşı erken kesiyor. Adamı diyorlar ki sen bunu erken yaptın ve adamın işine son veriyorlar. Yani bu erken yaparsan kesme taş yapıyor ve adam onu belli erken bitirdiği için herifin işine son veriyorlar. Sen bu işi hızlı yaparsan hata yaparsın diye. Aslında verilen sözden bir hafta önce yapılması işin hızlılığı ve sanatı değil, zamanında, yani bir hafta geç yapıp da zamanında yapmak daha doğru bir iş çıkaracaktır. Tabii yani örneğin bir demir daha hızlı kesilmez. Yani makinenin bir hızı var. Yani yemek yemenin bile bir hızı var. Ama erken yapacağın işte yani erken yapacağın bir iş olur. Dümdüz malzeme istersin ama şunu tek tek gördüğün gibi aralara tek tek işliyorsun. Bunun bir zamanı var. Zamanında yapılmadan önce bizim sektörde işte boyacı, marangoz bunlar çok fazla halk arasında şey görmez. Yani derler ki mutlaka sözünde durmaz. İşte zamanında işini getirmez. Güven telkini etmediği için. Güven telkini yani bana göre her sektörde var. Yani mutlaka. Bizim marangoza, demirciye, boyacıya bunu derler ama her sektörde var. Yani insan bu. Yani her şey doğru olsa asker, polis, hakim, savcı niye var? Yani onlara insanlar, ihtiyaç duyulmaz değil mi? Tabii yani ama güven her şeyin başı. Bir kere sen birine iş yaptıracaksan çok güvenli birine diyorsun ki bana şu işi yaptıracağım. O ona göre güvenli bir adamı söylüyor. Sen aradığın kişiye güvenir için bu ortam böyle aşılıyor. Yani bize gelen işlerin bu zamanlar biz Allah'a şükürler olsun hiçbir zaman çok böyle işsiz olmadık. Kötü bir şeyimiz olmadı ama yaptığımız her işten
mimarlar olsun, senin yüzünden demirci bulamadık başka diyorlar. O yüzden hani iş yaparsın, yanlış yaparsın. Ama insan olarak yanlış yaparsan bunun telafisi yoktur. Yani işi yanlış yapar, düzeltirsin. Eğer işine sahip çıkarsan, adam gece 12'de aradı, gidersen, onunla derken adam işine sahip çıkıyor. İş yanlış olur. Ama insan olarak yanlış yaparsan, o çünkü daha hep böyle karşı taraf sana kuşkuyla bakar. Bir kere iş verecek, bir daha bir kere vermeyecek. İş verecek. İşi bitiremezsen zaten vermez. Yani bu öğrenecek şey değil. Bu böyle olması gerekiyor zaten. Bu sistem böyledir. Evet Sezai Bey, aslında size baktığımda geriye doğru mazide koskoca tabii ki 21 yıllardan bahsediyorsunuz. Evet. Ama daha öncesi var. Tabii ki kendinize göre, kendinizi bildiğinizden bu yana hep bu işi yapıyorsunuz. Aşkla yaptım diyorsunuz. Evet. Başka bir işi de zannediyorum ki düşünmeyeceksiniz ama şunu da sormak istiyorum. Geriye doğru gittiğimiz zaman sektöre ilk başladınız, işin çıraklığındasınız. Hem o dönemi geriye doğru baktığımızda ondan bugüne günümüzdeki teknolojiyi değerlendirecek olursak o zamanın zorlu koşulları, bugünün belki de kolaylıkları teknolojik olarak nasıl bir değişime yön verdi sektörünüz? Ne gibi değişimler sağladı ya da işte teknolojinin getirdiği kolaylıklar belki işinizi, iş yükünüzü, insan istihdamını da belki azalttı. 10 kişiyle yapacağınız işi bugün teknolojik ortamda 2 kişiyle de yapabiliyorsunuz. Geriye doğru gidelim. O zorlu koşullardan başlayıp günümüze doğru bir gelelim. Ya şimdi biz Ordu'da, memlekette başladı bu şey. Başladığınız zaman o zaman mesela diyelim ki itiraf edeyim. Mesela küçük ince şeyin veya jet taşının şeyi kestiğini bilmezdik. Veya sadece kalın taşlama taş vardı. Şimdi günümüzde mesela eskiden el makasine keserdik sacları. Şimdi caka da kesip getiriyoruz. O zamanları bir cumba demir yaparken kıvır, tek tek kes, biç, ona göre yapardık. Şimdi günümüzde dediğin gibi %80'i, %90'ı hazır. Mesela sacı gidip büktürüyorsun, ölçüye göre kesiyorsun, geliyor cakada. Herkes kendi işini yapıyor. Çok büyük sektörlerde belki adamın her şey içindedir. Kesmesi, CNC biçmesi. Boyutu çıktı ve CNC, çok hazır modüllerde çıktı. Evet. Lazer boyutu çıktı. Mesela işte diyelim ki bu kaynak var. Gaz altı kaynağı dediğimiz kaynak. Şimdi şunları üst üste koyuyorsun. Normal kaynağının 4 saatte yapacağın bir işi şimdi 1 saatte yapıyorsun. Gaz altı kaynak tabii, makinesiyle gaz altı kaynak, daha hızlı. Kaynakla. Yani onunla 1 saatte yapıyorsun bu işi. Yani işin hızlı şey tarafı şu. Mesela bizim el makasımız var. Belki kaç yıldan beri elimizi sürmedik. Ama çok önceden kullanmadınız yani. Önceden elle keserdik. Kapıya sac yapacağız. İşin ferforje boyutuna gelince bu iş çok gelişti Türkiye'de. Yani bir bildiğimiz 4-5 tane markalar yani Türkiye'den fazla yurt dışına mal satıyor. Hazır bundan sıcak büyük şeylerle. Tabii bunu da günümüzde insanlar maliyetinden dolayı bizim o işi yapmamız imkanı yok. Hani gidip de o cumba elinde tek tek yapacaksın. İşte günde iki cam, iki pencere yapacaksın. Yani oradaki maliyet de onun şeyini çıkartamazsın. Teknolojiden şey ettiğimiz bu. Mesela lazer kesiyoruz. Saç gidiyorsun. Eskiden elimizde delerdik. Lazerde veriyorsun ölçüsü, delikli saç, deliğine kadar delip veriyorlar. Bizim için kolaylığı bu. Tabii ki külfiyeti var ama o işçi maliyetinden daha da şeye geliyor. Yani eline uğraşmaktansa o durumu öyle şey yapıyoruz. Ama demir dediğiniz zaman bunun çeşitli şeyler var. Büyük alışveriş merkezinde lazerle kesilmiş büyük şeyler var. Yani bu yani çeşitli bu şeyler ayrılır. Katlı tabii, binalara dair bu konstrüksiyon montajları var. Ve baktığınız zaman sıfır hata ve o istenilen ovalliği ve evet, bütün dekorunu da sağlıyorlar. Aynen. İşte bu zamanla her geçen gün teknolojinin artmasıyla birlikte kolaylıklar sağlanıyor. Peki bu teknoloji tabii ki gelişiyor ama teknolojiyle birlikte sektörünüzde bu iş sanat işi. Yani kolay değil. Herkes bu işi yapamayacaktır ama eleman bulma noktasındaki düşünceleriniz nelerdir? Yani sektörünüzde kalifiye eleman bulunabiliyor mu? Şimdi kesinlikle yok. Yani biz iki ortağız. İkimizin de çocukları var. Yani bir tane büyük, işte ortağımızın büyük çocuğu yanımızda çalışıyor. Onun haricinde bir tane yine bir çalışanımız daha var. Onun çocuğu var. Onun haricinde biz istiyoruz. İnan bana, bütün samimiyetimi söylüyorum. Gelsin,
bu işte yetişmiş bir eleman, yani hiç en kolay iş bulacağı bir sektör. Yani sadece benim derdim değil bu. Bütün Türkiye'de bugün marangoz, git sanayi sitelerine git, hep iş ilanları. Yani bu iş üzerinde. Çünkü iş olanağı çok olduğu için, mesela örneğin bir cep telefonu şeyi açılıyor, cadde boyu, bunlar hep istikam sağlıyor. Adam yani diyor ki bu iş fiziki şartları zor olan bir iş. Yani o sebeple kolay kolay, bu dünyanın sorunu, sadece Türkiye'nin sorunu değil. Evet. Yani zor iş. Herkes kolay mesleği seçmenin yanında sanata doğru çok fazla eğilim yok. Yok yani, masa başı iş, bilgisayar başında ama ben girdiğimde de 20 sene önce de 25 sene önce de işte 5 sene sonra bu iş yapacak adam bulamıyor diyorlardı. Ama ne hikmetse bazen şunu diyorum, ama sen diyorum fiyat verirken o zaman adam çıkıyor. Ama git hangi demirci, hangi sektöre giderse git, bizim fiziki şartları zor olan git sanayi sitelerinde, herkesin ortak görüşü şu. Yani adam yok. Ama şunun üstüne basarak söylüyorum. Ben bir kendi çapımda 15 kişilik bir hatırlayayım. Yani 1500 liraya 1600 lira adam arayan da adam bulamazsın abi. Yani iyi adam, iyi para. Yani o sektörlerde insanlar diyor ki zaten o parayı açayım, bir şey de öyle çalışmayayım. Ben onu da öyle düşünüyorum. Yani ben o parayı çalışmam, zaten açayım, hiç çalışmam diyor. İş arıyor sürekli, hani daha iyi şey bir iş. Ben onu da öyle görüyorum. Ama tabii gidip de bir işte emek vermeden hiç kimse başarılı olamaz. Yani herkes kendi sektöründe birilerini, o işe yıllarını vermeden hiç kimse şey yapamaz. Yani bir adam 24 yaşında, 32 yaşından önce iş yeri açarsa bu adamın başarılı olması çok zor. Yani 23-24 yaşında iş yeri açtığı zaman hani aileden gelenek bir şey varsa. Yani bir emek vermeden olmaz bu iş. İşin de bir mutfağında olması lazım. Kesinlikle. Tam da onu soracaktım. Bu sektöre başlamak isteyenler, hani her sektör için de geçerli. Hani param var, bu işi yapabileyim, artık bu değil de hem işi bilmeli hem de sermayesi olmalı. Sektöre başlayacaklara tavsiyeleriniz, özellikle demir doğrama dekorasyon noktasında sektöre başlayacak olanlara tavsiyeleriniz nedir? Şimdi bir kere işin bir çıraklı boyutu mu? Şimdi bizim mesela meslek liselerinden mutlaka gençlerin, yani Murat Bey, gelmiyorlar. Yani meslek liselerine gelip biz bu işi 4 yılda 5 yılda çözmüşsek o adamlar 2 senede çözer. Bugünün, evet, bizim zamanımızda az önce anlattığım gibi ferforje demiri tek tek çekişle şeye gelip adamın öyle bir derdi yok artık. Evet. İşin teknolojik kısmını, bilgisayar başında teknolojik kısmını çözdükten sonra hani bu işin yapılmayacak bir şeyi yok. Evet. Ama bir emek görecek, işi görecek, ticaretin zorluğu, fiziki şartlarını görecek. Ondan sonra zaten öyle o vaziyette başarılı olmasının imkanı yok. Yani biz mesela, ben adam gidiyor, parası var, müteahhitlik yapıyor. Adam gidiyor, hiç alaka olmadan işte o adam bu işten para kazanıyor, o işi kuruyor. Yandaki adam karşılasın. Ben şimdi lokanta açsam, diyelim ki bir büfe lokanta açtım. Ustam karşısında ne yapacağım? Kalacağım meydanda. İşten anlamıyorum ki. Anlamıyorum yani, bir şey gitsem ama. Ürün çıkarsam ortaya yapamayacağız. Yani kendi bilmediğin işte köfteci dükkanı açsam, ustam kaçsa kalırım ortada. Yani o adam benim patronum olur. Ama öbür türlü kendi bildiğim bir şey kaçarsa derim ki yani 3 adam kaçar, biri gider. Hadi ikisinin devam edersin yola. O yüzden hani herkes bildiği işi yapsın. Bizim Türkiye'nin sorunu bu. Yani herkes para var, tamam ben bu işi yapayım babında. O vaziyette olunca da maalesef bazı şeylerde böyle istenmeyen dramlar çıkıyor. İşin yani yine mutfağından gelmek, birçok sektörlerde konuşulan konu da buydu. Ki hep aslında hemen hemen aynı cevapları alıyoruz, onlarla karşılaşıyoruz. Şunu da aslında merak ediyorum. Fuardan bahsettiniz, kurumsal işlerden bahsettiniz. İşiniz bir demir doğramacılık ama çok da kurumsal işlerde de yer aldığını söylediniz. İşin fuar, kurumsal boyutuyla bireyselde değerlendirdiğimiz zaman sizin için hani her iş iştir diye mi rahatça bakıyorsunuz, yoksa bireysel ve kurumsal işlerde bir rahatlama olayı söz konusu mu? Yok. Yani her işin kendine göre stresi var. Ben iş rahat uyuyamam. Yani en ufak bir işte şey de olsa. Yani dedim ya, iyi iş iyi adamla olur. Bizim yanımızdaki çalışan en şey arkadaşımız 15 yıllık
20 yıllık, bizimle beraber 22 yıllık bizimle beraber olan insanlar var. Tabii her işten bir şey öğreniriz. Yeni mezun olan bir mimar bir şey çiziyor. Yani bu işin şeyi yok. Yani ben bu işi tam bilirim diye. Biz hala kendimiz bir şey öğrenmeye çalışıyor görüyoruz kendimizi. Yoksa daha çok öğreneceğimiz şey var. Yani her onun da bir şey oluyor. Okuldan mezun oluyor. Kendini öğrenciler geliyor. Bakıyorsun doğru bir şey çizmiş. Yani onu ona göre yapıyorsun. Her işe göre şey yapıyorsun. Hani az önce dediğin gibi yeni eleman benim şey değil. Bu ülkenin sorunu. Yani örneğin Türkiye'de her şeyin bazı işlerin sıkıntısı var. Köydeki tarımın da sıkıntısı var. Yani her şeyin bir sıkıntısı var. Evet, 2030 yani. Yılından sonra işte köylerde iş yapacak adam bulunmayacak. Veya köylerde duran olmayacak diyorlar. Belli bir nesil sonra. Aslında doğal tarımı da özlüyoruz ama dediğiniz gibi uğraştan dolayı bunlar da olmayacak. Ya tabii şimdi köylere hepimiz 10 gün 15 gün bir turist olarak yazlık olarak gidebiliyoruz, görüyoruz köylere. Bu bir sosyoloji. Yani insanların gidip artık yani bugün köye gidemesen örneğin hanımları gitmez. Yani fiziki şeyleri zor. Çünkü en çok onlar orada ama zor gelecek. Ama ecdatlarımız hep onlarla uğraşarak gelmiş. Yani sırtında evet. Hatta çocuklarla tarlada o işleri yaparak hem size hem ailesine bakmakla yükümlü olmuşlar. Ama günümüz şartlarında dediğimiz gibi bu işe konuşurken bile işin hazırcılığını ve gelinen sektörü de aslında sanat, eğim, büküm vesaire bu işin zorluklarını siz birebir yaşayan kişilersiniz. Ama sektörünüzde bir hayli zor ve birçok piyasada da bu tarz sıkıntılar yaşanıyor. İşte belki dedim ya sana gitsen bazı sektörlere git diyorum ya denemek için git sanayi şeylerine. İş dalı çok olduğu için insanlar diyor ki niye uğraşayım demircinin pasıyla marangozun tozuyla hani niye uğraşayım yani bunu siyasetçilerin de zoru da bu. Yani diyor ki adam iş istiyor abi masa başı iş diyor. Adama bir yere işe gönderiyoruz masa başı iş diyor. Yani bazen iş için siyasetçilerin kapıda çalanları birebir televizyonda kendileri söyleyen şeyden insanlar. Ama bu dediğim gibi dünyanın sorunu. Herkes artık görsel görüyor. İşte birisi iyi para, iyi arabaya biniyor, bilmem şeye biniyor. Onlar hep böyle bazen olumsuz şeyler oluyor. Özentiler de ona göre belki tabii. De hızlıca para kazanmak isteyecektir. Efendim programın sonuna doğru geldik. Ben sizden sektörü kısaca değerlendirme noktasında programımızla ilgili dilek temenni mesajlarınızla programa da veda edelim. Şimdi sen Altış TV olarak bizim orduların gözü kulağısın. Allah razı olsun. Biz seni her yerde takdir ediyoruz. Ben kendi sektörümle ilgili herkesin işte doğru dürüst iş yaptığı zaman ben şunu görüyorum. Alın terini akıllı ve ahlaklı bir insanın ben bu ülkede mağdur olduğunu görmedim. Yani işini bilen ben şahit olmadım. Çünkü iyi bir insanı kimse bırakmaz. Sen işini iyi yapıyorsan ki mutlaka bir gün başarıya ulaşırsın. Evet. Başarıdan kastım şu. Bu memlekete gelmişiz. Daha iyi yaşamak için. Çoluğun şuan güzel bir hayat. Evet, örnek olması için. Örnek olmak için. Önce derneklerde söylediğim şudur. Yani derim ki önce aile birliği. Bugün işte Koçlar, Sabancılar niye büyümüştür? Birlik beraberlik korudukları için büyümüştür. Biz ortağız kardeş şeyle adam diyor ki kardeş kardeşe ben üzülüyorum öyle şeylere. Yani bu dünyada yani ayrılırsan başkasına yem olursun. Yani yoksa hani o da ayrılır birini bulacak ben ayrılacağım işte öbürü yani çalışanlar için de söylüyorum. Yani sonuçta idare, sabır, hoşgörü. Evet. Yani o yüzden dernekte de söylüyorum. Yani önce aile biliriz ondan sonra topluma faydalı ne kadar olabilirsin? Birisi sana ne kadar Allah razı olsun diyesilik bir iş yapar. Ölümlü dünya hepimiz bu dünyada faniz gelmişiz bu memlekete daha iyi yaşamak için, ekmek parası için. Önemli olan hoş bir seda bırakabilmek. Hoş bir seda bırakmak. Evet. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, değerli izleyenler, tabii ki bir sektörü ve yaşanan sıkıntıları daha değerlendirdik. Haftaya bir başka sektör, bir başka başarılı iş adamıyla karşınızda olabilmek ümidiyle esen kalın.
Tekin Gayrimenkul Marka Vizyonu sundu.